Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda borsanın 2023 9 aylık dönemde göndermiş olduğu bilançoyu inceleyeceğiz. Borsan bu çeyrekte 555 milyon TL'lik kar gönderdi ve 2023 9 aylık dönemde toplam karımız 3.1 milyar TL seviyelerine ulaşmış oldu. Borsan yıl sonu tahminlerini de beklentilerini de talepte yaşanan daralmadan dolayı bir miktar düşürdü. Tonaj bazında 1.1-1.3 milyon tondan 1-1.15 milyon TL milyon ton seviyelerine, gelirlerini de 1.72 milyar dolar seviyelerinden 1.5-1.8 milyar dolar seviyelerine aşağı yönlü talepte yaşanan daralmadan dolayı revizyona gitti arkadaşlar. Şimdi bilanço üzerinden, bilanço kalemleri üzerinden öz sermaye, hasılat, net faaliyet ve net kar değişimlerine bakalım. Öz sermayemiz geçen seyrek 20 milyar TL seviyelerinden 21 milyar TL seviyelerine %5'lik bir yükseliş göstermiş. Hasılatlarımız 8.1 milyar TL seviyesinden 10.1 milyar seviyelerine %24'lük bir yükseliş var. Net faaliyet karımız ise 1.6 milyar TL seviyelerinden 988 milyon TL seviyesine gerilemiş. Burada %41'lik ciddi bir düşüş var arkadaşlar. Net karımız da 1.2 milyar TL seviyelerinden 555 milyon TL seviyelerine, burada da net karda da çeyreksel bazda %53'lük bir ciddi bir düşüş var. Yıllık bazda değişimlere bakacak olursak öz sermayemiz %114, hasılatlarımız %61, net faaliyet karımız %140, net karımız ise yıllık bazda %228 oranında yükselmiş. Tabii yıllık bazdaki bu değişimler ve artışlar hissenin performansına da haliyle fazla miktarda prim olarak etkilemiş bulunmakta. Şimdi BİSTOK üzerinden net kar marjlarına ve diğer marjları hep birlikte inceleyelim. BİSTOK finansal puanımız geçen çeyrek 60'tı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet 60'tı. Orta seviye bir puan demek bu. Bu çeyrek finansal puanımız, BİSTOK finansal puanımız 72 seviyelerine, yani iyiden de biraz daha ileri seviyeye yükselmiş bulunuyor. Yalnız tabii şirket de yıl sonu beklentilerini bir miktar aşağı doğru revizyonda bulundu. Bu aklımızdan çıkmasın. Zaten ciddi bir fiyatlama da borsanın özelinde oldu. Yatırımcı arkadaşlar dikkatli olsun diye antiparantez ben belirtmek isterim. Şimdi marjlara bakacak olursak brüt kar marjımız geçen çeyrek %27,5 seviyelerindeymiş. Bu çeyrek %15 seviyelerine düştü arkadaşlar. Bu %27,5'tan %15'e 10 puanlık bir brüt kar marjında düşüş var. Evet, FAVÖK ve FAVÖK marjımızda da düşük var. FAVÖK'ümüz 1.9 milyar TL'ymiş. Bu çeyrek ise 1.3 milyar TL seviyelerine FAVÖK düşmüş ve FAVÖK marjı da 23,5'tan %12,5'a gerilemiş. Haliyle net kar marjımız da %14,60'tan %5,47'ye, burada da bir düşüş var. Faaliyetlerden gelen nakit akışımız geçen çeyrek çok kuvvetliymiş. 3.7 milyar TL'ymiş. Bu çeyrek ise 906 milyon TL seviyesine, faaliyetlerden yaratılan nakit akışında da ciddi bir düşüş. Marj olarak da %46'dan %8,9'a bir düşüş var arkadaşlar. Serbest nakit akışı da gene serbest nakit akışımız da %41 seviyelerinden %3'lere kadar düşmüş bulunuyor. Öz sermaye karlılığımız da ve aktif karlılığımız da %10 seviyesinden yatay bir seviyede, yine %10 seviyesinde devam ediyor. Şimdi gelelim ne kadar prim potansiyelimiz var, adil değerimiz ne olacak, onun üzerine biraz konuşalım. Malum Bursan son bir yıl içerisinde, 1,5 yıl içerisinde çok ciddi bir yükseliş gösterdi arkadaşlar. Şuradan da bakacağımız gibi, mesela şuradan alsak son 1,5 yıl içerisinde %535 oranında yükselmiş bulunmakta. Tabi bunda bedelsiz sermaye artırımının etkisi var herhalde, öyle bir havadan dolayı piyasada da böyle bir algı var. Yüksek bedelsiz potansiyel olan şirketlerin aşırı bir fiyatlamasına gidebiliyor piyasa. Ondan dolayı olduğunu ben değerlendiriyorum. Tabi ciddi bir karda da artış oldu son bundan önceki iki çeyrekte. 1.3-1.1 milyar TL seviyelerinde ciddi karlar yazdı. Bunun da etkisi var. Ama şu anda bu gelen bilançoya ve şirketin de yıl sonu tahminlerini, beklentilerini de aşağı yönlü revizyon yaptığını da
öngörürsek ve bu aşırı fiyatlamayı da baz alırsak bir getiri potansiyeli yok arkadaşlar. Hatta fiyat çok 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 önden gidiyor gibi gözüküyor. Çünkü PD bölü DD değerimiz yani 3'lerdeymiş öncelerden. Hani kar yazmadığı, zarar yazdığı dönemlerde 2020 yıllarında. Sonra 1'in de altındaymış PD bölü DD'miz ve şu anda bu bilançoyla 6'ya yükselmiş durumda. FK'mızda görürsünüz 32 seviyelerinde. Ben 18 FK aldım, hani ortalama FK. 18 FK'ya göre bile hani hisse fiyatının olması gereken adil değer bu çeyrek için 501 lira. Sonraki çeyreklerde hadi 555 milyonun üzerine %10 karını arttırsa 600, 600, 700, 800, 900 gibi karlar yazsa gene de yıl sonu için, 2024 yılı sonu için gene de adil fiyatımız 400 lira civarlarına çıkıyor. Yani bir prim potansiyeli falan ben öngörmüyorum. Aslında bu videoyu da biraz yatırımcı arkadaşlar dikkatli olsunlar, temkinli olsunlar diye de çektim ben. Tamam, Borison güzel bir şirket, hani ihracat ağırlıklı çalışıyor, yurt dışında Amerika'da, İtalya'da fabrikaları falan var ama bir de her hissenin, her şirketin bir ederi değeri var arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğum bu fiyatlarda adil fiyatın çok çok üzerinde. Bu da aklınızda bulunsun. Pozisyonlarınızı alırken de ona göre hareket etmenizi ben tavsiye ederim. Yine de bilançomuz yatırımcılarına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben bereketli kazançlar dilerim.